halledilmesi gereken birkaç iş. Daha çok böyle motorla ilgili ama ben de fotoğraf falan çektireceğim yeni nüfus cüzdanım için. O yüzden böyle biraz erkenden çıkalım dedik. Bankada falan da işlerimiz var. Hepsini halletmeye çalışacağız bakalım. AVM'ye geçtik. Ben buradaki fotoğraf makinesinde çekilmek istedim. Daha iyi oluyor. İnsansız falan. Kafama göre çekiliyorum. What do I want to check my love here? It's lovely. Then you go out and you don't want to see them, but you find always in the same place where you are. It's this. We're gonna have a problem here. Yani sevmediğin ot muydu o? Burnunun dibinde bir tane. Sevmediğimiz birini gördük de şu an giremiyoruz. Beklemedeyiz. Elizabeth, pero va bene. Aspettiamo. I think it's too much because it's for ID. Okay. It's too much, but it's okay. Bana iyi yok o ev. Bu mu possible? Fotoğrafımızı çekildik. Şöyle ben bir kiko turu da attım. Bir şeyler aldım, gösteririm. Gerçi bir tane bir şey aldım galiba. Şimdi gidiyoruz. İşte böyle. Böyle çıktım. Asla güzel çıkmıyorum. Normalde bu kadar çirkin miyim diye de merak ediyorum. Fabio da çekildi de onunkini göstermeyeyim. Baya komik oluyor ya. Her fotoğraf çekildikten sonra bir garip hissediyoruz kendimizi. Sizle görüşmeyeli saçlarımı biraz böyle bir kısalttım. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Çok da belli olmuyor ama yaklaşık bir 7-8 santim kadar gitti. Böyle yine dümdüz ama. Bir de şu önleri birazcık daha kısalttım. Yani fena olmadı bence. Bence bu boy gidiyor bana. Daha uzunu böyle biraz kötü duruyor. Ben bu vlogun girişini yaklaşık bir 15-20 gün önce falan yapmışım ama sonra öyle kalmış. Bazen devam etmeyince sanki böyle yapmayı unutuyormuşum gibi oluyor bazı şeyleri. Vlog onlardan bir tanesi. Uzun zaman boyunca çekmeyince sanki böyle artık çekemeyecekmişim. O ilk acemi zamanlarıma dönmüş gibi oluyor. Bugün de hazır formumdayken dedim ki tamam belki vlog değil ama biraz sohbet edelim. O yüzden böyle kahvemi yaptım geldim. Hala Türk kahvem olduğu için şanslıyım gerçekten. Kendime biraz bir güncelleme olsun diye vlogda ne yapmışım, ne anlatmışım size diye baktım zaten. Çok küçük bir kesim ama. Bundan sonra böyle çektiğim şeyleri silmektense paylaşmaktan taraf olduğum için paylaşacağım. Oyunda size bir Kiko'ya gittim vesaire demişim. Şöyle bir şey aldım Kiko'dan arkadaşlar. O gün gösteririm demişim ama eve gelince unutmuşum. Aslında çok da şey bir şey değil. Bir pudra. Zaten kullandığım pudra yani. Aynısından tekrar aldım. Bir de o gün şöyle bir tane kendime küçük bir küpe aldım arkadaşlar. Bu küpeyi zaten istiyordum ama bir türlü bulamıyordum. Sipariş etmiştim. Çok tatlı böyle bir incili bir küpe ama ya ben incili küpeleri seviyorum. Zaten var bir incili küpem. Bu sadece halka şeklinde. Halka olduğu zaman üzerine falan yatarken ağrımıyor ve kaskla da ağrımıyor. Şu anki yani bundan önceki kullandığım incili küpeyi kaskla asla takamıyordum. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Artık kaskı da düşünüyoruz. Motorcu olduk malum biliyorsunuz. Size vlogun başında bir vesikalık fotoğraftan bahsetmişim. Zaten o gün aslında vesikalık fotoğraf çektirmek ve kalan evrakları halletmek için dışarı çıkmıştım. Biraz böyle bahsetmek istiyorum. Nüfus cüzdanı için vesikalık çektirdim evet. Ne nüfus cüzdanı diyeceksiniz. Uzun zamandan beri böyle size bununla ilgili detay vermiyordum. Çünkü nüfus cüzdanım elime geçince size söylemek istiyordum. Ama İtalyan vatandaşlığını aldım. Söylemiş olayım artık çünkü. Ne zaman gelecek artık bilmiyorum o nüfus cüzdanı bana ve daha fazla beklemek istemiyorum. Zaten 6 ayı geçti arkadaşlar. Yani onaylanalı ve ben hani yemin törenine gideli
Çok uzun bir süre geçti ama ona rağmen bir türlü kimliğim bana ulaşmadı. Gerçi ben soy isim değişikliği falan yaptım. Şu an söylemeyeceğim. Çünkü gelince anlatırım diye düşünüyorum. Başka bir blogda o geldiği zaman elimde hazır nüfus cüzdanımda varken anlatırım. Çünkü Türk yasaları ve İtalyan yasaları farklı ve orada bir soy isim karışıklığı oluyor, yaşanıyor. Neyse ben biraz o değişikliklerle falan da uğraştığım için galiba ekstra bir uzun sürdü diyebiliriz. O yüzden de böyle bir vesikalık fotoğraf çektirdim ve o günle ilgili en net hatırladığım şey, bir de ben böyle bir şey oluyor. Ben eğer galiba YouTube olmasa yaşadığım şeyleri unutacağım. O derece unutkan bir insanım. O günle ilgili en net hatırladığım şey vesikalıklarda hep kötü çıkacağımı bilerek güne başlamış olmam. Ondan önceki gün de yarın vesikalık çektireceğim diye düşünüyordum ama hep şu vardı aklımda. Ya kesinlikle berbat çıkacağım. Çünkü öyle oluyor. Yani bence bu herkes için böyle. Herkes göründüğünden daha kötü çıkıyor vesikalıkta. Ya da gerçekten öyleyiz ama biz kendimizi daha güzel görüyor da olabiliriz. Bilmiyorum hangisi. Ama bu bence herkes de böyle. Hiç ya vesikalığını eline alıp da vay be ne güzel çıkmışım diyen bence yoktur. Varsa yorumlara mutlaka yazsın. Çünkü merak ediyorum. Ben her seferinde onu bildiğim için bu sefer ama kabullenerek eskiden böyle vesikalık çekilirken hani üzülürdüm ya. Çok kötü çıktı bu mu olacak işte belgelerimde falan diye. Şimdi şey böyle aman ya çekileyim gitsin. Nasıl olsa çirkin çıkacak. İçlerinden bir tanesini seçerim tarzında gittiğim için bu sefer cidden çok kolay çekiyorum. Hayatımın en kolay vesikalığıydı. Artık zaten fotoğrafçıları da aradan çıkarttığım için direkt makinede çektiğim için belki de zaten 3 tane seçeneğiniz oluyor. Üçünden birini mecbur seçiyorsunuz. Seçmezseniz makine kendi kendine herhangi birini çıkartıyor. Böyle ve şeyi fark ettim. Vesikalıklarınızda şuraya bir işte kontrol yapıp buraya bir highlight vesaire bir şey geçmeyin arkadaşlar. Çünkü olduğundan daha çok parlıyor. Tam genelde zaten burnumuz yüksek bir nokta olduğu için parlıyor ama alında mesela öyle. Ama orada ekstra parlıyordu. Fabio bana dedi ki bu ışıklar ne? Dedim ya ben onu hiç düşünemedim. Keşke dedim o gün birazcık makyajda o kısmı böyle biraz matlaştırsaydım, pudralasaydım. O da ilginç bir not oldu kendime. Bir sonraki vesikamı da kesinlikle yani o hatayı yapmayacağım. Yani o günlerle ilgili hatırladığım en net olayın bu olması ve aklımda böyle kalması da çok ilginç. Bu arada bir şeyler yazıyorum. Vloglarda size gösteriyorum. Yazarken çünkü günümü çekerken normalde sizinle çok paylaşmıyordum ama artık böyle yazdığım şeyleri de ufak ufak paylaşıyorum. İşte video sonlarında vesaire. Onlar hep kendi yazdıklarımdan alıntılar. Kiminiz işte başka kitaplardan alıntı yaptığımı falan düşünenler olmuş. Kimisi de ne yazıyorsun bu kadar falan diyenler de olmuş. Ben genelde şöyle bir şey, kendim bilim bileli yazıyorum ama hiç böyle hani bir topluluğa açma ve paylaşma durumlarında bulunmadım bugüne kadar. Öyle bir durumda bulunmadım ama ara ara size buradan artık ufak ufak paylaşıyorum. Çünkü paylaşmaya da biraz hazır da hissediyorum kendimi. O yüzden de paylaşıyorum. Bir gün güzel bir sürpriz yapabilirim. O yüzden beni takip etmeye devam edin. Şu an hala böyle aşama aşama ufak ufak minik minik gidiyorum. Ama kendimi hazır hissettiğimde ve yani artık hissediyorum da ve şartlar olgunlaştığında mutlaka size söyleyeceğim bir şey bu. Bununla ilgili o yüzden eğer çok merak ediyorsanız hani bu kız ne yazıyor bu kadar falan diye muhtemelen ilerleyen zamanlarda beni hala takip etmeye devam ediyorsanız güzel haberler alacağınızı söylemek isterim. Böyle. Bu video böyle olsun. Ben biraz konuşmuş olayım. Vlog çekmeye tekrar bir kendimi ısındırmış olayım ve yavaş yavaş artık vlog çekmeye başlayacağım. Bundan sonra yarın muhtemelen tekrar bir vlog başlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Hala takip etmiyorsanız ve yorum bırakmayı, like bırakmayı unutmayın. Onu da tekrar tekrar hatırlatıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.